Görüyorsunuz en ufak darbede kolon, kiriş hepsi yıkılıyor. Yıkımı seyrettim. Tabii tabii. Kum gibi dağıldı, daha dokunur dokunmaz. Bu binamızın toplam yıkımdan sonra çıkan demir 22 tondu. Bizim sadece şu an temele kullandığımız demir 28 ton. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin riskli binaları yenileme çalışmaları kapsamında İstanbul'un birçok noktasında temel atma ve yıkımlar hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda daha önce yenilenmek üzere yıkılan Güzler Apartmanı'nda temel atılıyor. Yaklaşık bir yıllık bir uzlaşma, proje ve ihale süreçlerimiz vardı burada. Bunları tamamladık. İki ay önce yıkımını yapmıştık. Bugün de temelini atıyoruz. Şu an Kadıköy'de 10 tane şantiyemiz var. Yaklaşık 1100 insanımızı dokunduk şu anda Kadıköy'de. Oh, sağlamdır diye bir rahat rahat oturdum. Ne kadar çürükmüş, nasıl yıkıldı. İnanamadım yani. Çok korkmuştum çünkü binanın çatısından böyle avuç içi büyüklüğünde taş parçaları dökülüyordu. İşte çok eski bir binaydı. 75'lerde yapılmış. 50 yıla varan bir binaydı. Kiptaş'la iletişime geçtik. Görüştük. Ondan sonra süreç zaten çok hızlı ilerledi. Şu anda yaklaşık 220 noktada 4600 riskli bağımsız birimle uzlaşma aşamasındayız. 19 bin insanımıza dokunmayı hedefliyoruz. Biz elimizden geldiğince uzlaşı olan her bölgeye yetişmeye çalışacağız. Sistemimiz işliyor. Gayet de verimli işliyor. Umarım kamu bankalarından da günü geldiğinde sağlam destekler alırsak vatandaş lehine daha hızlı İstanbul'da riskli yapılara çözüm üretebiliriz. Allah razı olsun. Gerçekten çok büyük bir iş. Altın